Bizim buradaki hedefimiz Kahramanmaraşlı kadınlara yeni sanat dalları ve hobiler kazandırmak. Ayrıca hocalarımızı, yani alanında uzman hocalarımızı ve sanatçılarımızı Kahramanmaraşlı hanımlarla buluşturmak. Ayrıca bunun da yanı sıra gönüllü turizm elçiliği de yapıyoruz bir nevi. Atölye Zeytin'de öncelik kadındır ve kadınlara özel hizmet vermekteyiz biz burada. İstihdamda da kadının gücünü kullanmaktayız. Aynı zamanda meslek edindirerek de buradaki Atölye Zeytin'den doğan katılımcılarımızın markalarını da sosyal medyalarda satış yaparak da geniş bir yer almaktadır. Bir diğer önemli katkımız ise sıfır atık projesi aslında. Çünkü atölyemizde gelen katılımcılarımız bize mobilyalarını dönüştürmek için getiriyorlar. Veya modası geçmiş, kullanmaktan yıpranmış, artık kullanmaktan amacını yitirmiş, kullanım amacını değiştirmek isteyen ürünleri, bunlar bahçe mobilyaları olabiliyor, normal evlerinde kullandıkları mobilyalar olabiliyor, evlerindeki objeler olabiliyor, mutfak gereçleri olabiliyor. Bunları daha boyayarak, daha modern, çeşitli teknikler kullanarak kullanılabilir bir hale dönüştürüyoruz. Böylece de atık miktarını azaltarak israfı da önlemiş oluyoruz. Şu andaki sergimizde şehir dışından gelen yine hocalarımızdan, Kahramanmaraş'taki hocalarımızdan kurslarının açıldığı, Çini dersimizin ürünleri bulunmakta, filografi dersimizin ürünleri bulunmakta, nakış bölümündeki nakış dersimizin ürünleri bulunmakta. Burası sadece çok yönlü bir atölye aslında burası. Sadece nakış, filografi, çini değil, aynı zamanda mutfak atölyelerimiz var. Çok fazla atölye yaptık dediğim gibi. Hani İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den alanında birçok hocalarla Kahramanmaraş'taki kadınlarımızı buluşturduk. Ve şu anda da hani 3 yıllık emeğin sergisini yapıyoruz. Pandemiye denk geldiğimiz için, 2 senedir pandemi olduğu için, kapanmalar olduğu için sergimiz bu seneye 3 yıllık bir emek var aslında burada. Buradaki ürünlerin hepsi kendi katılımcılarımızın kendi ürünlerini satıyorlar. Yani aslında burada Atölye Zeytin'in değil, buraya gelen ürünlerini yapan katılımcılarımız kendi ürünlerini satarak kendi bütçelerine katkıda sağlıyorlar. Elinde işi olmayanın gözünde yaşı eksik olmaz diye bir düsturumuz var, bir atasözünden gelen. Buraya gelen hanımlarımız buraya geldikleri zaman bir nevi de psikolojik destek de gibi de oluyor açıkçası. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Konuşumu da getirdim. Merhabalar. Ayça Hanım.